Merhabalar. Bu dersimizde yazı tiplerini anlamak üzerine yazı tipleri nelerdir? Kalın, italik, altı çizili yapmayı öğreneceğiz. Ben burada bir paragraf hazırlamıştım. Bu paragrafın üzerinde tek tek görelim. Mesela burada cümleyi seçtiğim zaman buranın kalın olmasını istiyorsam bakın buradaki sekmede kalın seçeneğine tıkladığımda cümlemi kalın yapıyor. Şuradaki cümlenin devamındakinin ben İtalik olmasını istiyorsam burada italik tuşuna basıyoruz. Cümleyi seçip burayı italik yapıyorum. Daha sonra burada bir cümle seçip buradaki cümlenin ise altı çizili olmasını istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada altı çizili oldu. Metnimi eğer metindeki bütün puntoları büyütmek istiyorsam eğer neydi klavye kısa yol tuşumuz? Ctrl A tuşuyla bastığımızda dilerseniz buradan bakın burada yazıyor puntoları. Dilerseniz buradaki büyütme ve küçültme seçeneklerinden bu şekilde metnimizi büyütüp küçültebiliyoruz. Burada yazı tiplerimiz mevcut. Burada her yazı tipi kendini gösteriyor nasıl olduğunu. Mesela işte Bauhaus'u seçtiğiniz zaman bakın burada değişiyor ya da diğerinde ben kalibriyle yazdım hepsini. Hemen bakın üzerine geldiği zaman bir ön izleme sunuyor. Farklılıkları görebiliyoruz buradan. Eğer ki ben herhangi bir yerde seçtiğim bir cümlenin ya da metnin bakın burada üstü çizili olmasını istiyorsam üstünü çiziyor. Bu şekilde çizebiliyoruz. Bunların aynı zamanda bakın bazılarının üzerine geldiğiniz zaman klavye kısa tuşları da vardı. Ben şurada aynı yılın yazan yerin mesela alt simge olarak görünmesini istiyorum. Bakın gördünüz mü? Burada seçtiğim yeri alt simge olarak seçiyor. Peki ben burada şuradaki cümleyi de bakın üst simge olmasını istiyorsam metnin satırının üstüne çok küçük harfler yazıyor. Bakın burası alt kısmı oldu. Burası üst. Yani bu x kare x küp gibi matematiksel işlemlerde işinize yarayabilir. Burada şuradaki paragrafın ben eğer hepsinin büyük ya da hepsinin küçük harfle veya noktalama işaretlerinde yanlış yapıp her sözcüğü büyük harfle başlatmadıysam bakın burada seçeneklerimiz var. Mesela komple biz hepsini seçtiğimizi varsayalım. Yanlışlarımız var. Bakın tümce düzenli dediğimiz zaman bütün hepsini tümce düzenine getiriyor. Hepsini küçük harfe çevirebiliriz. Her kelimeyi büyük harfe çevirebiliriz. Tek tek silip uğraşmaktansa bunlar kısa yollar, işe yarar kısa yollar. Her sözcüğü büyük harfle başlat diyebiliriz. Bunlar her sözcüğü, her kelimeyi büyük harfle başlatıyor. Ya da büyük küçük dönüştürdü dediğimizde bakın küçükleri büyüğe, büyükleri küçüğe dönüştürüyor. Daha sonra burada bir geri alalım. Ana hat sekmemiz var. Bakın burada ana hatlar sekmesine tıkladığımızda bakın burada seçeneklerimiz var. Metin rengimiz, gölge, yansıma, parlama, numara stilleri gibi. Mesela buradan ana hatta tıkladığımızda gelip kırmızıyı tıkladığımızda bakın metnimizi kırmızıya çeviriyor. Ana hattını. Daha sonra ben buradaki metnimin eğer bir gölgeli olmasını istiyorsam bakın burada seçeneklerimiz dıştan mı, içten mi, perspektif olarak mı? Bakın bu şekilde metnimize gölge veriyor. Bunu daha iyi anlamak için şuradakini kelimeyi yalnız bırakalım. Bakın. Metnimin rengini değiştireyim. Kırmızı yapalım. Kalın olmasın. Burada ana hattan burada ana hatta tıkladığımda bakın gölgeye geliyoruz. Gölgeden içten gölge almasını istiyorsak veya işte dıştan gölge almasını istiyorsak nasıl gölgelendirmek istiyorsak oraya tıklıyoruz. Daha sonra bir alt seçeneğimizde yansıma var. Bakın burada yansıma seçenekleri var. Özelliklerini veriyor. Tıkladığınız zaman bakın görüyor musunuz? Alt tarafa o özelliğine göre yansımalar verebiliyoruz. Parlama daha parlak yapabiliriz. Bakın burada seçenekler var. Parlama renklerini değiştirebiliriz. Ya da otomatik olarak Word'ün bize sunduğu seçeneklerle mesela bakın bu bir parlama seçeneği. Şurada dışı farklı bir şekilde parlamasını istiyorsak bu şekilde yapabiliriz. Bir, bu tek tek bunları yapmaktansa tek tek tıklayıp kelimeyi seçtiğiniz zaman bakın sürükleyip bırakıp son yerde bıraktığınızda burada Word zaten seçenek sunuyor. Mesela
başlıklar olarak değiştirip rengini değiştirmeyi, metnin puntosunu değiştirmeyi, yazı tipini değiştirmeyi, kalın, italik, altı çizili yapma seçeneklerini bize sunuyor. Daha sonra ana hat seçeneğimizde parlamayı yapmıştık. Numara stillerimiz olabilir. Numara stillerini değiştirebiliriz. Bakın, görüyorsunuz orada 1432 yazan. Burada numara stillerini değiştiriyoruz. Varsa literatürde, mesela burada demiş ki metnin okunabilirliğini geliştirmek için ligatürleri etkinleştirin. Veya stilistik kümelerimiz var. Bakın mesela burada stilini değiştiriyor. Burada ise bakın metnimizin vurgu rengi var. Burada tıkladığımızda mesela bakın yeşile tıkladığımızda metnimizin vurgu rengi yeşile. Griye tıkladığımızda metnimizin vurgu rengini değiştiriyor. Buradan yazı puntosunu tekrardan dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Genel taslak olarak buradaki yazı tiplerinin, işte yazı tiplerinin değiştirilmesinin kullanılması dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.